Merhaba sevgili izleyiciler, bugünkü videomuzda otomotiv dünyasının iki devrimci oyuncusu olan elektrikli ve hibrit araçları ele alacağız. Bu araçlar nasıl çalışır, avantajları ve dezavantajları nelerdir ve en önemlisi hangisi sizin için daha uygun? Hadi bu soruların cevaplarını bulmak için derinlemesine bir yolculuğa çıkalım. Elektrikli araçlar çevre dostu olmalarıyla öne çıkarlar. Fosil yakıtlar kullanmadıkları için havayı ve çevreyi kirletmezler düşük yakıt maliyetleri ve konforlu, sessiz sürüş deneyimi sunarlar. Ayrıca, daha az hareketli parça içerdikleri için bakım masrafları genellikle daha düşüktür. Ancak, şarj istasyonlu bulunabilirliği ve pil ömrü gibi dezavantajları da vardır. Pilin değiştirilmesi gerektiğinde yüksek maliyetler ortaya çıkabilir. Hibrit araçlar ise, yakıt verimliliği ve düşük emisyon seviyeleri ile dikkat çekerler. Rejeneratif frenleme ile enerji geri kazanımı yaparak, Benzin ve elektrik motorlarını etkili bir şekilde kullanırlar. Ancak yüksek satış fiyatları ve iki motorun bakımını gerektirmesi gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bakım ve tamir maliyetleri bu araçların karmaşık sistemleri nedeniyle yüksek olabilir. Elektrikli araçlar sadece elektrik motoruna sahipken hibrit araçlar hem içten yanmalı motor hem de elektrik motorunu bir arada kullanır. Elektrikli araçlar tamamen elektrik enerjisiyle çalışır ve sıfır egzoz emisyonu üretirken, hibrit araçlar hem elektrik enerjisi hem de fosil yakıt kullanır ve düşük egzoz emisyonu üretir. Elektrikli araçlar daha sessiz bir sürüş deneyimi sunarken, hibrit araçlar elektrik motoru devredeyken sessizdir ancak benzinli motor devreye girdiğinde normal bir araç sesi çıkarır. Şarj ve menzil özellikleri her iki araç türünde de farklılık gösterir. Elektrikli araçlar genellikle daha kısa menzile sahipken, hibrit araçlar benzinli motor sayesinde daha uzun menzile sahiptir. Elektrikli ve hibrit araçlar, otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirlik ve verimlilik adına atılmış büyük adımlardır. Her iki araç türü de kendi içinde benzersiz avantajlar sunarken, seçim yaparken kişisel ihtiyaçlarınızı ve çevresel etkinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Umarım bu video geleceğinize yön verecek bir araç seçimi yapmanızda yardımcı olur. Bu videomuzun sonuna geldik. Elektrikli ve hibrit araçlar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini tıklayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.